halleri olunca daha ciddi bir katılım söz konusu oldu. Bugünkü eğitimimizin konusu güneş santrallerinde topraktan ve yıldırımdan korunma olarak belirledik. Güzel bir kitle var. Daha da gelenler var. 13.05 gibi başlıyoruz eğitimlerimize genelde. Bu 5 dakikada insanları beklerken ilk kez eğitimlerimize katılanlar için kendimi ve firmamızı tanıtayım. Benim adım Serdar Aksoy. Elektrik mühendisiyim. Yıldırımdan Korunma Merkezi'nin genel müdürlüğünü yürütüyorum. Uzmanlık alanım yıldırımdan korunma, topraklama ve alçak gerilim parafodur sistemleri. Alçak gerilim parafodur sistemlerinde özellikle 10 yıldır özel bir çabayla ülkemiz genelinde yayılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugünkü eğitimde de göreceğiniz gibi sizin sisteminizi koruyabilmemiz için gerçekten en önemli ekipmanlardan biri alçak gerilim parafodur sistemleri. Evet, biraz yordu bu eğitim beni çünkü biraz geniş katılım oldu. Linke tıklayamayanlar, giremeyenler biraz bu konuda çok tecrübeli olmadığımızı anladım katılımcı kitlesi olarak. Çok fazla sayıda soru geldi, nasıl gireceğim, nasıl tıklayacağım. Aslında basit gördüğünüz gibi artık pandemiden dolayı artık tamamen online'a yöneldik ve online eğitimlerimizde yani teknolojinin verdiği imkan dahilinde şifreyi yazıp direkt giriyoruz ama inanın eğitim öncesi çökmüş durumdayım. En az 50 kişi aramıştır giremiyorum, girmeyi başaramıyorum. O yüzden bir dahakine nasıl daha kolaylaştırırız ona çalışacağım. Neyse yavaş yavaş eğitimimize başlayalım. Sorularınız olursa dikkatimizin dağılmaması için sadece teknik soruları yandan yazmanızı rica ederim. Bugün çok kalabalığız çünkü. Hani ses gerçekten herkese ses gelmiyorsa ya da teknik problem varsa bence teknik bir problem yok. Varsa herkes bir anda yazar zaten. Sunumun başında soracağım. Donuyorsa da görüntü ya da ses yoksa bu kişiseldir. Bizle ilgili değildir. Şu an herkes yazıyor. Şu an ses geliyor mu? Bir iki kişi cevap verirse sevinirim. Tamam, sorun yoksa başlıyoruz. Sizden de ricam, bence bizde teknik bir sıkıntı yok. Sizde teknik bir sorun varsa kendinizdendir. Sağ tarafı chat kısmını meşgul etmezsek hani bu konularda çok iyi olur. Teknik sorularınızı sağ kısma yazabilirsiniz. Oradan eğitim sonunda 10 dakika ayırıp sorularınızı yanıtlayacağım. Yılkomer'in eğitimlerinin bir özelliği vardır. Bir saati aşmaz. Bir saatte maksimum bilgiyi vermeye çalışırız. Normalde bir gün, iki gün konuşulacak konuları bir saatte çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Hemen siz sormadan ben sorayım. Evet, eğitimimizle ilgili bir sertifika sunacağız eğitim boyunca kalanlara. Ama tüm katılanlara sertifika istemeyebiliyor. Tüm katılanlara tek tek göndermeyeceğiz. Sertifika isteyen arkadaşlar info@yılkomer.com'a eğitime katıldığını beyan edip bilgilerini atarsa daha sonra bir haftalık süreç içerisinde arkadaşlarım maile kendi adına düzenlenmiş sertifikayı ileteceklerdir. Şimdi yavaş yavaş eğitimimize başlayalım. 13.05'i bulduk ve güzel de bir katılım var. Birazdan kontenjan dolacak. İlk kez bu kadar çok katılım oldu. O yüzden giremeyen arkadaşlar eğer tanıdıklarınız varsa YouTube'a tüm eğitimlerimizi ekliyoruz. Yıldırımdan Korunma Merkezi YouTube sayfasında tüm eğitimlerimizi izleyebilirsiniz. Bu eğitimi de yeniden ekleyeceğiz oraya. Ayrıca sorularınız olursa, eğitimde yetişmezse serdar.aksoy@yılkomer.com adresinden her zaman tarafıma ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitimimizin konusu güneş santrallerinde yıldırımdan korunma konusu. Neden güneş santrallerini özellikle seçtik? Çünkü ülkemizde her yıl 3 gigawatt güneş santrali kurulması gibi güzel bir hedef var. Her sene bu hedefe de yaklaşılıyor ve ülkemiz genelinde güneş çok popüler hale geldi. Arazi tipi güneş santralleri çok yaygın bir şekilde kuruldu ve 2017 yılından beri kurulumu devam ediyor. Fakat son 2 yıldır çatı tipi güneş santralleri hayatımıza girdi. Bu güneş santrallerinin kurulumunun amacı tabii ki ülkemize katkı sağlamak, yenilenebilir enerji, temiz enerji, her şey okey. Ama en önemlisi buna para yatıran insanların
amacı geri dönüş almak. Yani belli bir süre zarfında bu güneş enerji santralinden geri dönüşüm yapıp para kazanmak, enerjisini ödemek, yani kar elde etmek. Sonuçta bu bir yatırım. Ancak biz mühendisler olarak üzerimize düşen yatırımcının yaptığı bu yatırımı koruyabilmek. Ülkemizde güneş santralleri kurulumu hızla artarken konumuzla ilgili yıldırım düşme sayısı da hızla artıyor. Yani biz güneş santralini kuruyoruz ama güneş santralini kurarken doğru korumuyoruz. Yıldırımdan dolayı zarar gören sırf Yılkomer'e oluşan 1 gigawatt'a yakın güneş santrali var. Tek tek isimlerini yazabilirim, söyleyebilirim. Bizzat benim gittiğim 300 megawatt güneş santrali vardır. Yıldırım darbesi sonucu zarar gören. Şimdi güneş santrallerini nereye kurarsınız? Güneş santrallerini açık araziye, dağlık alana, yamaca, arazi tiplerden bahsediyorum. Genelde yani açık, etrafında sonuçta gölge yapmayacak, bina olmayacak alanlara kurarsınız. Ya da yüksek çatılara kurarsınız. Dolayısıyla yıldırım ne şekilde oluşur? Buluttaki artı ve eksi yükün topraktaki artı ve eksi yükle birleşme sonucu oluşur. Ve bulut güneş santralinin üzerine geldiğinde iyonlaşma hareketi başlar. Ülkemizde kümülüs bulutlarından süper hücrenin çok yoğun aktif olmasından dolayı son 3 yıl içerisinde süper hücre yıldırımları çok fazla artış gösterdi. Yani son 3 yılda çok fazla sayıda yıldırım almaya başladık. Ve ekranda da gördüğünüz üzere sadece 14-15 Haziran tarihlerinde 155 bin yıldırım düştü. Yani 2 günde 155 bin yıldırım düşüyor. Düşünün 2 günde. Bunun nedeni yağmur yağmıyor. Bir günde bir yağıyor, binlerce adet yıldırım düşüyor. İşte tam bu noktada bizim santralimiz, rüzgar santralimiz, güneş santralimiz riski çok fazla artıyor. Yani nedir riskinin çok fazla artması? Yıldırım düşer düşmez 2 kilometrelik bir alanda etki ediyor ve cihazlar yanıyor. Ülkemizde son 2 yılda, geçmiş 2 yıla göre 3 kat fazla yıldırım artışı var. Yani 2,5-3 milyon adet yılda 1 milyon yıldırım düşerken 3 milyon adet yıldırım darbesi almaya başladık. Ve bu 3 milyon adet yıldırım öyle bildiğimiz gibi 100 kiloamper mertebesinde düşmüyor. Yine haritadan biraz göstereyim size. Bakın Çanakkale bölgesinde 252 kiloamper düşmüş. Yine İstanbul'da 805 tane yıldırım düşmüş. Ortalama şiddet 160 kiloamper. Yani sayı çok fazla ve şiddet çok fazla. Kahramanmaraş'ta Adana bölgesinde 153 kiloamper düşmüş. Yani sunumun başında size aktarmak istediğim, ülkemizdeki yıldırım karakteristiği tamamen değişti. Siz yatırımınızı yaparken yıldırım darbesine karşı koruma yapmayı mutlaka düşünmek zorundasınız. Bahsetmiş olduğum darbeler çok fazla sayıda ve çok fazla şiddetli. Ülkemizde en çok neresi yıldırım alır derseniz, en çok Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Dört Yol gibi hani daha çok Ege, Akdeniz bölgesinin çok fazla yıldırım alacağını düşünüyoruz. Ancak bu iklim değişiminden dolayı bakın sadece Marmara bölgesinde, fazla uzak değil, işte bu sene başında gerçekleşen bir olay 6000 adet yıldırım meydana geldi. Yani bir günde 6000 adet yıldırım sadece Marmara bölgesine düştü. Bu verileri nereden alıyoruz? Bu verileri şu an blizzorg.com gibi global sitelerden, uydudan, İTÜ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin 81 noktasına sayı artmış olabilir koyduğu sensörlerden ya da bakın yıldırım sayıcılarımız var. Gün, tarih, saat bilgisi veren lokal olarak noktalardan bu verileri alabiliyorsunuz. Yani sunumun başında siz şunu not alın. Ülkemizde yıldırım çok fazla sayıda düşüyor. Artık küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliği var ve bundan sonraki yıllarda da çok fazla sayıda yıldırım alacağız. Yani siz yıldırım korumasız güneş santrali kuruyorsanız ya da herhangi bir tesis kuruyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz diyebilirim. Çünkü ne oluyor? Şimdi önce genel hasar görselleri göstereyim size. Örneğin bir tesise yıldırım geldiğinde akım trafoları patlayabilir, telekom hattından girip tüm sisteme zarar vererek ilerleyebilir, yine şalterlerde yanıklara yol açabilir, kartlar yanabilir,
Trafolar patlayabilir. En çok başımıza gelen, topraktan gelen bir darbe tüm trafoyu patlatabilir. Yangın çıkabilir. Bir benzin istasyonunda bakın meydana gelen bir olay. Yine tüm elektronik kartlar, haberleşme hatları. Hele şu resim çok önemli. Kütahya bölgesindeki bir güneş santrali bölgesine düştü yıldırım. Geçen sene yazındı sanırım. 47 megawatt güneş santralinin tüm invertörlerinin ethernet hatları yandı. Ekranda gördüğünüz gibi ethernetlerde yanıklar meydana geldi. Bu kartların değişimi yeni gelmesi problem değil. Enerji üretemiyor. Santral duruyor. Sunumun başında ne? Bir güneş santralinin en büyük amacı hızlı kendini tolere etmesi. Yılda düşünün hiç isabet etmedi santrale 5 tane yıldırım isabet etti. Her 5 tane yıldırım geldiğinde tüm kartları mı değiştireceğiz? Tüm ethernet kartları, haberleşme hatları, trafolar bunları mı değiştireceğiz? Mutlaka koruma yapmak zorundayız. Hani şu ekranda gördüğünüz ethernet hattı yanmasına bakın şöyle bir ethernet korumayla çok basit bir şekilde sunumum görünmüyormuş. Şöyle bir uyarı geldi. Çok basit şekilde koruyabiliriz. Şimdi güneş santralleri özelinde size bir hasar görselleri göstereyim. Bu arada görüntü gelmiyorsa beni uyarın gerçekten. Şu an açmadım. Hemen alternatif bazen nedense gelmiyor. Güneş santrallerinde de çok fazla sayıda bu olayı yaşıyoruz. Hemen güzel bir görsel. Evet. Bakın güneş santrallerinde yaşanan hasar görsellerini göstereceğim size. Şu an görüntü geliyordur büyük ihtimal. Bakın direkt yanma yani gelen darbe ciddi bir yanmaya yol açabilir. Yine erime, invertörlerin girişindeki altlarda erime. Yine çatı GES'lerde düşen darbe komple panelleri, kabloları yakabilir. Panodan gelirse 28 bin Celsius'tan bahsediyoruz. Yani çok ciddi hasarlar verebilir maalesef. En önemlisi arazi GES'lerde yaşadığımız problem trafo. Trafo çünkü açık arazideki en yüksek noktadır. Hem topraktan hem direkt olarak üzerine yıldırım gelebilir. Mutlaka koruma yapmamız gerekiyor. Trafolar yandığında yani içinde hiçbir şey kalmadığı kömür olduğu ekranda gördüğünüz gibi kömür olan sistemlere rastlıyoruz. O yüzden düşünün bir güneş santrali, 3 megawatt güneş santralinin trafosu yansa onun değişimi gelmesi gitmesi zaten çok ciddi bir olay. Yine lokal hasarlar, hem ısınma hem direkt darbenin gelmesi sonucu yaşanacak hasarlar. Yine yanma, erime çok sık. Denizli'de bir güneş santrali. Bu fotoğrafı bizzat kendim çektim. İnvertör vardı burada arkadaşlar eskiden. İnvertör vardı fakat gelen darbeden dolayı invertör yok artık. Yanmış, tamamen yanmış durumda. Ve bu şekilde 3 tane sistem zarar görmüştü. Böyle büyük hasarlar yaşanabildiği gibi yine invertörün içerisinde bakın ufak hasarlar, ufak minimal bir diyot yansa yine büyük bir problem oluşuyor. Az önce gösterdiğim belki görüntü gelmedi ethernet hattı, marka söylemeyeyim bir invertörün ethernet hattının yanmasıydı bu. Dediğim gibi şu tarz bir ethernet korumayla çok basitçe koruyabileceğimiz bir yanma fakat direkt darbe de gelmemiş buraya. Uzağa düşen bir yıldırım biraz anlatacağım size. 2 kilometre bir alanda yayılıyor ve bu şekilde kartlara zarar veriyor. Bakın yine ethernet girişleri yanmış bir kart. Bu kart evet 500 euro belki 1000 euro ama dediğim gibi önemli olan bu kartın değişimi süresince ya da kartın tedariği süresince yaşanacak problem ve yılda birkaç kez bu dayanılacak bir şey değil. O yüzden yatırımcı gidip de şunu bilmez ben şu ethernet hattını koruyayım diye. Bu sadece bir ürün yani size birazdan bir santrali nasıl koruyoruz bunları anlatacağım ama girişte olayın ciddiyetini anlamanızı istiyorum. Yine lokal yanmalar panelin üzerine düşüp Fethiye'de başımıza gelmişti ve yine bir kart yanması, ethernet yanması. Özetle çok düşen yıldırım çok güçlü düşüyor. 100 kiloamper düşünürken 200 kiloamper düşüyor ve olasılık artıyor, arazideki, çatıdaki güneş santralleri zarar görüyor. Peki ne yapacağız? Yani biz yıldırım bir kader midir? Yıldırıma karşı kesin koruma sağlamamız nasıl sağlanır? Aslında çok basit. Şuradan başlayalım. Aslında çok basit. Yani bir güneş santralinde ya da herhangi bir tesiste sizin koruma sağlamanız oldukça mümkün. Şöyle...
AIS-62305 ana standartımızdır. Burası olayın tek slide ama olayın bilimsel açıklamasıdır. AIS-62305 standartı sonucunda bizim bir tesiste koruma sağlayabilmemiz için 4 temel adımımız vardır. 4 temel adımımız iç yıldırmak sistemleri, dış yıldırmak sistemleri, topraklama sistemi ve eş potansiyel sistem olarak adlandırılır. Yani siz bir güneş santralinde öncelikle birinci madde olan iç yıldırmak sistemini mutlaka tasarlamanız lazım. Nasıl tasarlayacaksınız iç yıldırmak sistemini? Az önce dedim, ana trafodan başlayarak, ana trafoda tip 1 artı 2 büyük parafodurları koyacağız. Ama I impuls değeri, yani yıldırım koruma değeri tip 1 olacak. Bazen I max, birazdan o detaya gireceğim, I max 100 kiloamper deniyor. I impuls 100 kiloamper olacak. Ana pano korumayı koyacağız. Daha sonra içteki AC tali panolarda yine tip 1 artı 2 ya da tip 1 artı 2 artı 3 AC panoları koruyacağız. Yetmedi, invertörün DC çıkışlarında tip 1 artı 2 DC parafodurlarımızı kullanacağız. Hala yetmedi, invertörün haberleşme hatlarında kablolu geliyorsa bu haberleşme hattı, şu SLH4 gibi işte biz bu arada Raycap'in partneriyiz, alçak gerilim parafodurlarında 2400 çeşit parafodur türümüz var ve bu türler arasında size en olması gerekenleri öneriyorum. SLH4 serisi gibi haberleşme hatlarını koruyacağız. Eğer bu haberleşme hatları Ethernet şeklindeyse Ethernet hatlı, RAID.NET 6 Ethernet hatlarını koruyacağız. Yetmedi, internet bir güneş santrali için çok önemlidir ve internetten gelen darbeler işte izleyemezsiniz invertörü, hayatınızı etkiler. O zaman modemi koruyacağız ve uydu netiniz varsa uydu net korumayı sağlayacağız. Bunun yanında redresörlerinizde monofaze redresör çıkışlarını koruma altına alacağız. Yine 24 volt, 48 volt DC hatlarda kamera beslemelerinde tip 3 parafodurlarınızı kullanacağız. Yani alçak gerilim parafodur sistemini bir güneş santralinde tip 1, tip 2, tip 3 kategorisinde en doğru ürünlerle seçeceğiz. Az önce ne dedim? Yıldırım düştüğü yerden 2 kilometre bir alanda etki eder. Yani sizin sağınıza yıldırım gelmesine gerek yok. 2 kilometre uzakta bir yere de düşse toprak özgül direnç farklılığından dolayı sağınıza yıldırım darbesi direkt gelebilir. Ve bundan dolayı sizin cihazlarınız yanabilir. Ayrıca bir tek yıldırım risk değildir. Ani gerilim yükselmeleri, siz OG NH hattı taşımışsınız. Bu hat olası piklere meydan sağlar ve sizin ya da invertörleriniz 800 volttan 1000 volttan bir anda 1200 volta üretim olduğunda pikler yapabilir. Bu tarz ya da gerilim değişimlerinde tüm cihazlar yanabilir. Ya da tesiste bir bakım onarım çalışması var, biri geldi kaynak makinesi çalıştırdı, anında gerilimi yükseltebilir. O yüzden biz parafodurlarla tip 1 dediğimde yıldırımı, tip 2 dediğimde de şebekeden kaynaklanan harmonik ve darbeleri, ani gerilim yükselmelerini tüm bunları koruma altına alırız. Yani bizim tip 1, tip 2, tip 3 kategorisi oldukça önemlidir. Tip 3 ile de haberleşme hatlarını, şalt hareketleri sonucu oluşacak ani pikleri ve eş potansiyel farklılıktan kaynaklı darbelere karşı koruma sağlarız. Bir güneş santralinde parafodur olmazsa olmazdır. Hem direkt gelecek hem de dıştan gelecek darbelere karşı. İkinci adımımız dış yıldırımlık sistemi. Yani dış darbe geldiğinde korumamızı sağlayan, direkt toprağa, panele gitmeden alıp toprağa aktaran sistemimiz. AIS-62305 standartı uyarınca güneş santrallerinde paratoner kullanımına standart kapsamında sıcak bakılmıyor. Yani standartta yer almıyor. Paratoner iyonlaşma yaparak yıldırımı çeken bir sistemdir. Fakat sizin yıldırım düşsün istemiyorsunuz. Yıldırım düşeceği zaman devreye girsin istiyorsunuz. Bundan dolayı pasif yakalama uçlarıyla tasarlanan yuvarlanan küre metodu ya da koruma açısı oluşturma yöntemi güneş santrallerinde dış yıldırımdan korunma sistemi olarak en doğru sistemdir. Yani dış yıldırımlık sistemi olarak yuvarlanan küre metodu ya da koruma açısı oluşturma yöntemini seçmemiz gerekiyor. Bitmedi. Hepsi birbiriyle entegreli. Güneş santralinde evet, parafodur kullandık. Dış yıldırımlık sistemini yuvarlanan küreyle tasarladık ve en önemlisi topraklama. Tesiste mükemmel ve eş potansiyel sağlayabilmek için çok doğru bir topraklama yapmanız lazım. Topraklamada amacımız tesiste bir güneş santralinde her noktada eş değer direncin sağlanması.
her noktada eşdeğer direncin sağlanması bizim darbe geçişlerimizi engelleyecektir ve olası ani yükselmeler tesisin her yerine dağılmayacaktır. Temel topraklamadan kastımız tesisin temeline döşediğiniz galvaniz şeritler ya da bakır iletkenler. Bu arada bakır konusunu ayrıca parantez açacağım. Risk analizi sonucunda 20'ye 20, 10'a 10, 5'e 5 gözlerle oluşturulan o ring cut, çevrede dönülen, pardon, gözlerle oluşturulan mesh ve çevrede dönülen ring cut her şeyi eş potansiyeli alır. Dış yıldırımlık sisteminde yine bu eş potansiyeli dahil etmeniz gerekiyor. Ne koşulla? Birinci madde. İç yıldırımlık sistemi kullanmak koşuluyla. Yani biz tesiste maksimum ölçebileceğimiz direnç değeri, direnç farklılığı 0.2 ohm olmalıdır. Tesisin bir ucuna gittiniz, ölçtünüz, direnç değeri 1 ohm, tesisin diğer ucuna gittiniz, direnç değeri maksimum 1.2 ohm olmalıdır. Yani tesiste mükemmel bir eş potansiyel sağlamamız gerekiyor. Şöyle ben size evet. Yuvarlanan küre metodundan kastım, yıldırım sizin için bir top. Yani bu topu siz havada tutmaya çalışıyorsunuz. Bunu da yakalama uçları vasıtasıyla sağlıyorsunuz. Yani yakalama uçlarıyla siz yıldırım denen bu topu havada tutmaya çalışıyorsunuz. Temel mantık bu. Binalarda da, güneş santralinde de yakalama uçlarını dizayn ederek siz havada tutmaya çalışıyorsunuz yıldırım darbesini. Buradan yuvarlanan küre metoduna bir göz atalım diyorum. Şimdi az önce size anlattığım gibi dış yıldırımdan korunma sistemiyle amacımız darbe düşeceği zaman bunu yakalayıp toprağa aktarmak. Burada risk analizi yapmak, yani tesisin riskini bulmak bizim için en doğru yöntemdir. Bu nedir? Tesisi hangi ürünlerle koruyacağız, hangi seviyede sıklıkta yakalama ucu koyacağız, temeldeki meşi hangi seviyede yapacağız, risk analizi sonucunda çıkar. O yüzden bir güneş santralinin risk analizi özgül direnç değeriyle başlar. Siz özgül direnç değerini ele alarak hesaplarınızı, topraklama hesaplarınızı yapmanız gerekiyor, risk analizinizi yapmanız gerekiyor. O yüzden bir güneş santrali mi kurulacak? Yılkomer olarak ya da Serdar Aksoy olarak, elektrik mühendisleri olarak yapmamız gereken ilk adım özgül direnci ölçtürmek. Şimdi burası kayalık bir zemin mi yoksa toprağa yumuşak bir zemin mi? Eğer kayalık bir zeminse uygulayacağımız topraklama metodu farklı olacak, kullanacağımız iletkenler farklı olacak, yıldırımdan korunma tasarımı farklı olacaktır. O yüzden özgül direnci ölçtürdük ve risk analizimizi yaptık. Şimdi yıldırımdan korunma açısından risk analizinin önemi bu ekranda gördüğünüz tablo. AIS 62305 standartı kapsamında seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4 şeklinde 4 temel riskimiz var. Ve bu 4 temel riskimiz yuvarlanan küre metodu, literatürdeki adı rolling spar metotta protection class 1 ise R yarı çapını, yani kürenin yarı çapını 20 alın diyor. 2 ise 30 alın diyor. 3 ise 45 alın diyor. 4 ise 60 alın diyor. Bu yuvarlanan küre metodu yani bizim için yani bu tablonun birinci kısmındaki R değeriyle olaya başlıyoruz. Eğer ki mesh metodu yapacaksak, yani aslında bu topraklama, temel topraklamasında döşediğimiz iletken de biraz buradan yola çıkıyor. 5'e 5, 10'a 10, 15'e 15, 20'ye 20 iletkenleri temelde döşememizi bize aktarıyor. Genelde 20'de 20 tasarım yapılıyor ama çok riskli sahalarda dediğim gibi toprak hesabı, özgül direnç hesabı bu mesh'in bize değerini verecek. 10-10 mu döşeceğiz, 15-15 mi? Yani 20'ye 20 ezbere yapmamız çok doğru değil. Koruma açısı oluşturma yöntemi yapacaksak da tabii terimler hızlı hızlı geliyor. Hepsini daha önceden bilmiyorsanız biraz zor şu anda. Aramızda öğrenci arkadaşlar var. Ama en azından bir koruma açısı yöntemi gibi terimleri duymuş oluyorsunuz. Koruma açısı yönteminde ise bakın 1, 2, 3, 4 risk seviyesine göre tanjant alfayı alıyorsunuz. Ve tanjant alfa bir koruma açısı oluşturuyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela şu bir yakalama ucu olsun. Bu yakalama ucunun bir koruma açısı var. Bu koruma açısı risk analizine göre yakalama ucunun boyuna göre değişiyor. Yani risk 1'de tanjant 76 çıktı diyelim. Ona göre tanjant 76 alıp
koruma alanını belirliyoruz. İki tane yakalama ucu olursa küre metoduna geçiyor. Yani iki yakalama ucuyla küreyi havaya kaldırıyorsunuz. Tek yakalama ucuyla ise koruma açısı oluşturuyorsunuz. Tek yakalama ucunun kullanıldığı yöntemler, birazdan görsellerle göstereceğim. Mesela panel arkasına yakalama uçları koyuyorsanız koruma açısıyla genelde koruma sağlanır. Ama alan koruması tripod sistemlerle yapıyorsanız burada yuvarlanan küre metodu esastır. Bakın dörtlü koruma şu an ekranda aslında bu anlattıklarımı size çok basit bir şekilde özetleyen bir görsel. AIS 62305 standartı der ki dörtlü koruma yapmanız gerekiyor. Dörtlü korumadan kasıt nokta nokta çizgi çizgi gördüğünüz temel topraklamasını görüyorsunuz. Yine trafonun etrafındaki kare çizgi çizgi trafo topraklamasını görüyorsunuz. Yakalama uçları panel arkasında olanlar koruma açısına göre dizayn edilen Fang Strength dediğimiz ya da en arkada tripod sistem olarak olan yakalama uçlarıyla hangi sistemi kullanırsanız dış yıldırımını yapıyorsunuz. Genelde dış yıldırımlık sistemin harici bir topraklamasını yaptıktan sonra eş potansiyele dahil ediyoruz. Ama standart kapsamında direkt eş potansiyele dahil etmenizde de bir sakınca yoktur. Numaralı yerlerde parafodurlarımızı kullanıyoruz. Yine trafo üzerinde bakın harici yakalama uçları kullanıp trafo üzerinde bunları yine eş potansiyele dahil ediyoruz. Yani aslında standart bir koruma. Burada üzerinize düşen yakalama uçlarının materyali, cinsi, rüzgar yükü yıkılmaması lazım. O yüzden test edilmiş ürün 100 kiloamperde test edilmesi, korozyona uğramamış olması gibi biraz ürün seçimi. Yine farklı metallerin birbiriyle bağlanmasının engellenmesi. Yine parafodur seçiminde mutlaka doğru ürünlerin seçilmesi. Örnek vereyim. Antalya bölgesi çok güçlü yıldırımlar alır. Antalya Elmalı 150-200 kiloamper ya da Alanya Gülendağ alanları, Hatay, Dört Yol, Muğla, Milas, Fethiye. Şimdi gidip buralarda 12,5 kiloamperlik parafodur kullanırsanız yani hiçbir anlamı yoktur. Zaten orada düşen minimum darbe 100 kiloamper üzerinde. Size önerim minimum düzeyde yani bir koruma yapmak istiyorsanız bile ana girişlerde 100 kiloamperlik korumayı kullanmanız. Yine eş potansiyele alınan iç panolarda çünkü darbe parçalara ayrılacaktır. 12,5 kiloamper, 50 kiloamperlik parafodurlar kullanabiliriz. Ama ana girişler, ana trafolar çok önemlidir. Hatta konuyu şöyle özetleyeyim, kısa bir bilgi. Klasik parafodurlarda maksimum koruma değeriniz 100 kiloamperdir. Din rail ürünlerde 100 kiloamperi kolay kolay aşan bir ürün bulamazsınız. Hani toprak nötrü 125-130 olan ürünler vardır. Ancak din rail ürünler bu kadar bu seviyede sınırlıyken dedim ki 200 kiloamper düşüyor Muğla'da artık ülkemizde parafodurlar yanıyor. İşte o noktada da Strikethorpe dediğimiz şu teknolojiyi kullanıyoruz. Bugün ona sıra gelmeyecek. Google'dan, Yılkomer sitesinden, Raycap sitesinden araştırabilirsiniz. Strikethorpe teknolojisi 200 kiloamper faz başına koruma yapar. Çok ciddidir. Faz başına impuls değeri 200 kiloamperdir. 1 nanosaniyede devreye girer. Sınırsız sayıda koruma sağlar. Yani bu işin top noktası Strikethorpe. Hemen piramidin aşağısında Dinrail parafodurlar. Onun aşağısında Ethernet hatları haberleşme korumaları şeklinde piramidi yükseltiriz. Parafodurun ömrünün uzun olması, parafodurun çok daha fazla koruma yapması eş potansiyele bağlıdır. Eş potansiyeliniz yoksa doğru bir koruma yapmamış olursunuz. Şimdi yıldırım korunması topraklamaya bağlanır mı? Darbeyi oraya veriyoruz gibi yorum yapan arkadaşlar oluyor. Bağlanır. Yıldırımdan korunma sistemleri standartı kapsamında zaten yıldırım 2 kilometre alanda size zarar verecektir. Yani siz 20 metre, 30 metre, 50 metre, 100 metre öteye de yapsanız darbe gelip size zarar verecektir. Eş potansiyeli alırsanız direnç eşitliği sağlanacağından bu darbenin size vereceği zarar ya da sisteminize geleceği değer azalır. Parafodurlarla da bunu sönümlersiniz. Yani darbe gelir, eş potansiyelde yayılır. Bir yere 5, bir yere 10 kiloamper, bir yere 20 kiloamper. Parafodur sönümler rahatlarsınız. Ama parafodurunuz yoksa buna teknoloji çaresiz kalır, yanar sisteminiz. Dış yıldırımlık sisteminiz yoksa direkt sahanın ortasına yıldırım düşerse yangın çıkar zaten. Yani parafodur ne yapsın buna? Topraklamanız yoksa darbe nerede sönümlenecek? Dediğim gibi hepsi birbiriyle entegrelidir. Yuvarlanan küre metodunda dediğim gibi bir yıldırımı bir top olarak kabul ederiz. Topu yakalama uçlarıyla havada tutmaya çalışıyorduk. Mesh metodu ya da
koruma açısı gibi panel arkası sistemlerde ise bir ağ oluşturma tasarımı vardır. Sanal ağdan bahsediyorum. Bu yıldırım topunu ağa attığınızda ağdan geçmeyecek hedefimiz. Ve bu şekilde tasarımları sağlarız. Örneğin bir çatı tasarımı. Bakın panellerin arkasına yakalama uçları yerleştirilmiş. Tabii ki gölge faktörleri hesaplanıyor. Orada gölge yapmayacak şekilde iz düşümleri bizim için önemli. Ama temel mantığın anlamınız açısından yakalama uçları, iniş sistemi ve topraklama sistemi. Yani biz yakalama ucuyla alırız, iniş sistemiyle ineriz, topraklama sistemiyle sönümleriz, parafodurla cihazlarımızı koruruz. Yani bir oyun gibi. Risk analizi ne açıdan önemli? Sizin için bu yıldırım topunun bir boyutu var. Yani kimi yerde tenis topu, kimi yerde basket topu, kimi yerde beyzbol topu. Sizin topunuz ne? Yani boyutu ne? O topa göre tasarım yapmanız gerekiyor. O yüzden ezbere yıldırımdan korunma sistemi olmaz. Yuvarlanan küre metodu gerçekten bilimsel bir yöntemdir. Biraz formüllerinden bahsedeyim size. Tabii şu an çok detaylı aktarma şansım yok ama R neydi? Yarıçap. R diye görüyorsunuz orada. R yarıçapımızı standarttaki tablodan risk analizine göre 20, 30, 40, 60 diye alıyorsunuz. D iki yakalama ucu arası mesafe. P penetration kat sayısı, T noktası. Buna göre formülize ediyoruz. İşte D yakalama uçları arası mesafe, H yakalama ucu boyu, R yarıçap, penetration da sisteme değmeyecek. Yani yuvarlanan kürenin T noktası. Onun zaten kat sayıları yakalama ucu boyuna göre vardır. P eşittir R eksi R kare eksi D bölü 2'nin karesi, karekök içinde bir formülümüz var. Buradan D'yi çekmeye çalışıyorsunuz. Buradan D'yi çekerek yakalama uçlarını ne kadar mesafede koymanız gerektiğini buluyorsunuz. D'yi çekiyoruz, işte formülize ediyorsunuz. İşte örnek bir tasarım size. Tripodlarla yuvarlanan küre metodu. Sahanın çevresine yerleştirdiniz. Genelde şu şekilde 8 metrelik tripod sistemler kullanıyoruz. Neden 8 metre? Şimdi kısa kullanırsanız zaten panellerin bir boyu var. Kısa kullanırsanız gerekli o teğet kısmını yani kürenin havada kalmasını sağlamanız zor. İki, ne kadar az ya da kısa yakalama ucu o kadar çok sayıda ürün kullanmanız anlamına geliyor. 8 metre idealdir. Güneş santrallerinde bugüne kadar hep 8 kullandık. Şu ana kadar %100 yani bizim koruma sağlayıp da zarar gören bir tesisimiz şu ana kadar olmadı. Genelde bu sistemlerle koruma sağladık. Her sistemin kaz ayağı şeklinde harici bir topraklamasını yapıyoruz ki ana şoku bir tesisin zıttına doğru atıyoruz. Daha sonra buradan aldığımız hat, sistemden aldığımız hat, çit, bir eş potansiyel bara noktası oluşturup spark gap sönümleyici parafodurlarımızla 100 kiloamper absorbe edecektir. Sisteme eş potansiyele almaya çalışıyoruz. Burada sistemin uzun ömürlü olması, topraklamanın sağlam olması çok önemlidir. O yüzden kullanacağınız ürünler, ek önlemler çok önemlidir. Biz korozyon bandı, hani her bağlantıda korozyon bandı kullanmaya gayret gösteriyoruz. Ve bu korozyon bandları direncin uzun süre o bölgede sabit kalmasını sağlıyor. Yani çünkü korozyon sizin sisteminizi öldüren en önemli etkendir. Sistem korozyona uğramasın diye de ne demiştim? Bakırla ilgili bir cümle söyleyeceğim demiştim. Bakır kullanmak zorunda değiliz. Yani bana göre bakır ülkemizin parasını toprağınızda hayatımız değişmiyor. Bakır topraklama yaptığımızda mükemmel düşük direnç değerleri, mükemmel iletkenlik hiçbir zaman ben görmedim. Ölçüyorum aynı. 10 yıl sonra gidiyorum aynı gibi düşünebilirsiniz. Galveniz paslanmaz çelik kullanabiliriz ama sıcak daldırma galveniz 70 mikron kaplamalı galveniz yani standarta uygun galveniz kullanmamız lazım. Gidip de pire galveniz kullanmamamız lazım. Farklı metalleri birbiriyle bağlamamamız gerekiyor. Bakırla galvenizi bağlarsanız galvenizi çürütürsünüz. Bir metal etki yaparsanız farklı metalleri birbirine bağlamamamız gerekiyor. Doğru tasarım için yani mühendisliğin en önemli ayağı aslında optimum. Bu bir yatırım. Her şeyden önce bunun bir para kazanmak için yapıldığını unutmayın. Yani kimseye gidip örnek veriyorum 1 milyon doları iyi niyetten vermez. Para kazanmak için verir. Maliyeti ne kadar kısarsanız
ve en doğru sistemi ne kadar doğru tasarlarsanız siz doğru bir mühendissinizdir. Ve önlemleri de mutlaka almanız gerekiyor. Yani dediğim gibi ek önlemler, korozyon bandı gibi önlemler alıp en son direncinizi de ölçüyorsunuz. Ne demiştim? Benim için önemli olan eş potansiyel. Yani 0.59 mu buldum? Hemen hemen her yerde 0.59-0.79 arası bulursam ben mükemmel bir tasarım yapmışım diyebilirim. Eş potansiyeli sağlamanız gerekiyor. Aslında örnek tasarım, yani bakın temel topraklamasında 33.5 galeniz 70 mikron kullanarak meshler yapıyorsunuz temelde. Şimdi meshten kaçılıyor. Meshin ne artısı var? Kaçılmaması lazım. Meshin bize eş potansiyeli sağlamada artısı var. Darbenin parçalanmasında artısı var. Topraklama değerinin çok uzun yıllar sabit kalmasında artısı var. Sizin mutlaka bir güneş santrali tasarımında mesh yapmanızı öneriyorum. Çatı güneşlere birazdan geleceğim. Çatı güneşlerde de yine ring cut dönüp o meshi sağlayıp 2-3 yerden topratladığımızda aslında eş potansiyeli çok mükemmel bir şekilde dağıtmış oluyorsunuz. Bağlantılarda bakır kullanıyorsanız termo kaynak yapabilirsiniz. Bağlantı daha sağlam olabilir. Korozyon bandı mutlaka kullanılmalıdır. Ve yaptığınız temel her panele, panel ayağına birer sağdan soldan bağlayarak mükemmel bir eş potansiyeli sağlayabilirsiniz. Yani topraklama ilk başta böyle şey gibi görünür, hani yük gibi görünür ama aslında çok önemlidir. Neden önemlidir? Kaçak akım rölenizin çalışması topraklamaya bağlı. Yıldırımdan korunma sisteminin çalışması topraklamaya bağlı. Sigortaların doğru çalışması topraklamaya bağlı. Statik elektriğin deşarj olması topraklamaya bağlı. Statik elektrik deyip geçmeyin. Güneş santrallerinde çok fazla oluyor ve statik elektrikten dolayı hücreler zarar görüyor. Bunların sürekli deşarj olması gerekiyor. Yani biz topraklamaya çok önem vermek zorundayız. Gereken önemi vermezsek uzun vadede bir yıl sonra çok geri dönüşümü zor sorunlarla karşılaşırız. O yüzden biz topraklama sistemine önem vermeliyiz. Topraklama sistemini tasarlarken ya da kazarken minimum 80 santim derinden topraklama iletkenleri yürütülmeli. Yani yüzeyde kalması, toprağın tam özgür dirençlerine ulaşılmaması ya da dış etkenler, yağmur gibi zarar verebilir. 80 santim bizim ideal ölçümüzdür ama çok kayalıksa 0.5'e kadar yapabilirsiniz. 80 santim bizim için idealdir diyebilirim. Şu ana kadar ne öğrendik? Aslında tüm sistemlerin birbiriyle entegreli olduğunu öğrendik. Çatı güneş projelerinde de yine aynı mantık. Yani biz çatıya mutlaka bir toprak getirmemiz gerekiyor. Tesisin toprağı varsa, yani filizden çıkan topraklamalar varsa buna da okeyiz. Biz topraklamayı mutlaka çatıya getirmemiz gerekiyor. Yoksa aşağıya topraklama yapıp çatıya çıkarmak zorundayız iletkenleri. Ve panellerin ayaklarını, tüm metal aksamları bu topraklamaya bağlamamız gerekiyor. Ring cut dönüp mesh yaptıktan sonra yakalama uçlarımızı dizayn ediyoruz. Yakalama uçlarımızı 2 ya da 3 yani neyse işte kaç adetse hepsini topraklamayla ilişkilendirip daha sonra ana pano, invertör önü, haberleşme hatları, parafodurlarımızı kullanıyoruz. Bir diğer tasarım örneği, daha doğrusu size önerdiğim tasarım örneği, çatı güneş santrallerinde yıldırımdan korunmaya harici iniş yaptıktan sonra eş potansiyeli almanız. Çünkü filizler çıkıyor, nereye gidiyor? Kopuk mu, bağlı mı, aralarında boşluk var mı? Yıldırımı binaya veriyorsunuz. Çatı güneş santrallerinde en önemli konu bizim için binanın da korunması gerekiyor. Yalnız güneş santrallerini korumayla ortaya çıkamayız. Çünkü binanın da korunması gerekiyor iş güvenliği yönetmeliği uyarınca. O yüzden yıldırımdan korunma sistemini tasarlarken binanın korunması da bizim için son derece önemlidir. Bakın örnek ürünlerden gösterirsem yani basit, çok basit bir iletkenle bile yakalama ucu, yani yıldırımdan korunma tasarımı yapabiliriz. Yani konu aslında doğru hesap yapmak. Çok maliyetli ürünler değil. İnanın çok maliyetli ürünler değil. Ama dayanımlı olması gerekiyor. Biz doğru noktada doğru ürünü kullanırsak, doğru bağlantı elemanını kullanırsak yıldırıma karşı en doğru çözümü sağlamış oluruz.
Çok yıldırımdan bahsettik. Bir videomuz varsa size onu göstereyim. Yani yıldırım çok güçlü bir darbe. Yani bir tane radara düşen bir yıldırım göstereyim size bu arada konuşurken. Çok güçlü bir darbe ve darbeyi kontrol etmeniz çok zor. Yani şiddetini bakın şu an göreceksiniz. Yani çok güçlü. Bunun karşısında birçok hassas sistem dayanamıyor. Örneğin bir fabrika çatısına düşen bir yıldırımı göstereyim size. En çok yaşadığımız, yani fabrika çatısına düştüyse zaten hem oradaki güneş santrali hem de tesisin kendisi etkilenecektir. O yüzden yapmamız gereken hem bizim sahayı korumamız hem de güneş santralini korumamızdır. Şu yıldırımın binaya vurma anı var bir tane. Bu da ilginç bir video. Bunu göstereyim. Yine Türkiye'de olan bir konu. Bakın düştü. Baştan alayım. Şimdi diğer binaya bakın. Yüzeyinden iniyor. Görüyor musunuz? Yani bu hat üzerinde inanılmaz bir endüklenme oluyor. İşte bu noktada aslında gelmek istediğim nokta bir de yıldırımı izole etme konusu var. Yani izoleli yıldırımdan korunma sistemleri konusu var. Darbeyi izole edebilmemiz oldukça önemli. Özellikle çatı güneşlerinde izoleli yıldırım iniş iletkeniyle iniş yapmanız darbenin güvenli bir şekilde toprağa ulaşmasını sağlayacaktır. Yani biraz pahalı ürünler ama güven açısından oldukça önemlidir. Yani izoleli yıldırım sistemlerini de kullanmanızı öneririm. Bakın örnek tasarımlar göstereyim size. Uygulama görselleri göstereceğim. Mekanik, çatıdaki mekanik aksam darbeyi alıp iletebilir. Birçok probleme yol açabilir. Yani bizim her şeyi düşünerek mutlaka doğru tasarımı sağlamamız gerekiyor. Bakın örnek bir güneş santrali. Yanına yakalama uçlarını koyarak koruma açılarını sağlıyoruz ve hepsi aşağıda bağlı durumda. Bakın izoleli olarak inmiş gördüğünüz gibi. Şuradaki nokta çok önemli. Yani şu çıplak olursa panel arkasına koyduğunuz yakalama uçları zaten darbe tüm panellere indükleyecektir. Burada ya es koruma mesafesini çok iyi hazırlamanız lazım ama tercihimiz izoleli olarak hepsine iniş sağlamanız. Yine bir güneş santrali, bakın yakalama uçlarını görüyorsunuz arkada. Yakalama uçlarıyla koruma alanları sağlıyoruz. Bakın yine örnek bir güneş santrali, yakalama uçları. Yani yakalama uçlarının boyu 2 metre, 3 metre tamamen bize bağlı. Tasarım bize bağlı, iletkenlerin konumu bize bağlı. Yani bir Lego gibi düşünün. Bu sistemler de çok güzel ve hani dayanımlı ürünler üretebilirsiniz. Az önce size görselini gösterdim. Hayat kurtaran Raidet Net6. Şu an görüyor musunuz ekranda bilmiyorum. Bakın hiçbir şey yapmazsanız şu Ethernet hatlarını, haberleşme hatlarını mutlaka koruyun. Yani bu oran %70'tir. Güneş santralleri ufak darbelerde bile şu Ethernet hatlarından zarar görüyor. Yani Ethernet hatlarını mutlaka korumanızı öneririm. Biz bir soru gelmiş, bu ürünler, kablolar Türkiye'de mi üretiliyor diye. Şu anlattığım ürünlerin sadece topraklama kısmı Türkiye'de üretiliyor. Para fodurlarda Raycap'in partneriyiz. Raycap Almanya, Slovenya, Yunanistan, Amerika'da üretim yapıyor. Dış yıldırımlık sistemlerinde Gromtor'un partneriyiz. Gromtor Polonya ve Almanya'da üretim yapıyor. İzoleli iletken Almanya'dan geliyor. Fabrikası orada. Türkiye'de üretilmemesinin nedeni böyle bir test laboratuvarımız yok. Yıldırım darbesine karşı test yapan. İşin gerçeği herkes paratoner kullanmaya eğimli olduğu ya da izoleli sistemler çok yeni olduğu için bu tarz ürünlerle ilgili çok büyük bir pazar da yok bir üretici girip üretim yapayım diye. İnsanlar zarar gördükçe bunları anlayıp kullanıyor ki biz kurduğumuz tüm sistemlerde bunları kullanıyoruz. Ya size de sorsam Türkiye'de yıldırımdan korunma diye aklınıza ne geliyor diye, paratoner sistemi geliyor. Yani paratoner ne dedim? Paratoner yıldırımı çeken bir sistem. Yani iddia ediyorum şu an çıkarsam en az 2-3 gigawatt güneş santralinde sadece paratoner vardır, parafodur yoktur.
Ne diyoruz yani? Yıldırım düşebilirsin ama hiçbir şeyim korumalı değil. Yani müthiş koruma sağlamışız ki çok fazla zarar görüyor. Şimdi sorulara geleceğim yavaş yavaş. Bakayım ilginç olarak size göstermem gereken çünkü çok bilgi var. Gruntor'dan bahsedeyim. Dediğim gibi Raycap bizim kurumsal parafodur partnerimiz. Yani çok 2400 çeşit parafodurumuz var. Yani koruyamayacağımız sistem yok. Gruntor'da dış yıldırımdan korunma partnerimiz. Burada bakın grup 5'te gördüğünüz tripod sistemler, yakalama uçları, izoleli yakalama uçları hepsi profesyonel ürünlerdir. 100 kiloamper testleri yapılmış, yıldırıma karşı dayanımlı ve uzun yıllar yani 20 yıl korozyon garantisi verilen ürünlerdir. O yüzden izoleli iletken özellikle bizim açımızdan 150 kiloamper dayanımlı olması çok iyi bir özelliktir. Yani en doğru tasarım yapabileceğimiz ürünler mevcut. Burada sadece proje lazım bize. Yılkomer olarak projeyi alıyoruz. Çalışıyoruz, gerekirse keşfini yapıyoruz, ürün tedariği sağlıyoruz, sahaya gidip uyguluyoruz, raporlamasını yapıyoruz, sonra takibini yapıyoruz. Çalışma şeklimiz bu şekildedir. Yani konu biraz spesifiktir. Şimdi ben yıldırımla yatıp yıldırımla kalkıyorum. Herhangi bir proje firması ya da proje çizen arkadaşlar bu konuya bu kadar yani derinlemesine bakamayabilirler. Çünkü birçok işle uğraşıyorlar. O yüzden biz butik ve sadece yıldırım odaklı çalışıyoruz. Hani yıldırım dışında bir işimiz olmadığı için de koruyamazsak ayıp oluyor. Yani korumamız gerekiyor. Bunun yanında bugün sunumda bahsetmedim. Yıldırım engelleme sistemimiz var. Yıldırım engelleme sistemi.com'a bakabilirsiniz. Nasıl paratoner iyonlaşma yapıyorsa yıldırım engelleme sistemi de zıt iyonu getirerek yıldırım düşmesini engelliyor. Müthiş bir teknoloji. Bu da ek önlem olarak, ek önlem diyorum, yakalama uçlarından vazgeçmiyorum. Ek önlem olarak her sahada kullanılması gereken bir teknoloji, yeni bir teknolojidir. Bunu da öneriyorum çok yıldırım alan tesislerde. Şimdi sorulara bakalım. Yavaş yavaş sorumuz sonuna geliyoruz. Onu yıldırım engelleme sistemini de görselini göstereyim size. O da böyle küre şeklinde içinde kondansatörleri olan güzel bir üründür. Ek önlem olarak aklımızda bulunsun. Evet, şimdi sorulara bakıyorum. Hızlıca onları yanıtlayayım. Emircan Bey yazmış. Paratoner koyulmuyor mu yoksa tamamen korumuyor mu? Anlatmaya çalıştım. Paratoner evet koyuluyor çünkü itfaiye bir koruma sistemi istiyor. En uygun koruma sistemi paratonerdir. Kabul görüyor mu? Görüyor. Hani resmi olarak ama işin içine girdiğinizde ben ya da standart kapsamında beni geçtim çok doğru olduğunu söyleyemem. Yani güneş için tabii ki otopark koruması farklı korumalar paratonerle yapılabilir ama bu güneş özelinde pasif sistemler daha doğrudur. Mert Bey yazmış. Birçok tesiste bildiğiniz üzere yıldırım koruma için aktif paratoner kullanılıyor. Paratoner kullanılan tesislerde yıldırım düşme ihtimali arttığı için parafodur da gerekliliği artar mı? Paratonerin toprağa verdiği elektrik 2 kilometre alanda etkiler Mert Bey. Dediğiniz gibi düştüğü 2 kilometre alanda etkiler. Eş potansiyeli almadıysanız daha güçlü etkiler. Yine biz eş potansiyeli alırken spartiyet vesaire kullanıyoruz. Kesin yani bu anlattığım dış yıldırımlık sistemleri, paratoner, yakalama ucu, engelleme sistemi hangisi olursa olsun parafodur mutlaka olmak zorundadır sahanızda. Hiçbir şey olmazsa yine parafodur olmak zorundadır. Çünkü şebekeye yıldırım düşebilir, NH hatlarına düşebilir, OG hatlara düşebilir, her yerden gelebilir. Parafodur olmazsa olmazdır. Mehmet Bey'in sorusu, paratoner topraklaması ile temel topraklaması parafodur kullanmak şartıyla birbirine irtibatlandırabilir miyiz demiş ki bunu yanıtladım. Evet irtibatlandırabiliriz. İrtibatlandırmak zorundayız. Mustafa Bey küre dediğimizi neye göre seçiyoruz demiş. Yuvarlanan küre metodu küre sanal bir kavram. Yakalama diyor. AutoCAD ya da benzer yıldırım koruma çizim programlarıyla biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden işte hesaplarını gösterdim. Abdül Gafur Bey yazmış. İç dış ve topraklamayı doğru uyguladığımızda her büyüklükte yıldırımdan önlenebiliyor muyuz? Engelleyebiliyor muyuz? Şimdi doğru parafodur seçtiğiniz 12,5 kiloamper.
Parafoduru var ama doğru ürün değil. Bölgeyi tanımak gerekiyor. Risk analizi yapmak gerekiyor. Bölge özelliklerine uygun ürün seçerseniz yıldırıma karşı kesin koruma sağlayabileceğinizi iddia ediyorum. Yani doğru ürünlerle en kötü ürün yanar ki Raycap'in StrikeShot teknolojisi 10 yıl garantilidir. Ürün yansa bile bedelsiz değiştirilen bir teknolojidir. Yani doğru silahlar, silah kötü bir kavram ama bu savaşsa, yıldırıma karşı savaşta doğru silahlarımız var. Doğru teknolojilerimiz vardır diyebilirim. Bu sistemlerin ömürleri ne kadardır diye sormuş Abdülgafur Bey. Yani periyodik bakım yaptırmanız gerekiyor her yıl. Zaten ölçüm raporu da almanız gerekiyor. Her yıl bir kez periyodik kontrol, bakım, ölçüm yaptırdığınız sürece, yani ömürlüktür sonuçta tesis olduğu sürece bu sistemler kullanılmak zorundadır. Cüneyt Bey sormuştu, kablolar Türkiye'de üretilmiyor. Serhat Bey, Gençler'de bir tane parafodur yetmez mi demiş. Şimdi enerjiden gelebilir, haberleşmeden gelebilir, DC hattan gelebilir, modemden gelebilir, internetten gelebilir. Yani bir tane parafodur enerjiye koyduk ama diğerleri açıkta kalır, yetmez. O yüzden bizim her noktada koruma sağlamamız gerekiyor. Çatıda bulunan solar sistem taşıyıcılarının çatı yıldırım koruma iletkenleri ile irtibatlandırmak hatalı bir uygulama mı demiş. Ahmet Bey, hayır, eş potansiyeli almamız gerekiyor. Ne koşuluyla? Parafodur kullanmanız koşuluyla. Yine Ahmet Bey'in sorusu. Yıldırım deşarj süresini kaç saniye olarak alacağız? Yıldırım deşarj süresi ya da yıldırım düşüp olma olayı maksimum 100 nanosaniyedir. 100, göz açıp kapayıncaya kadar bu konu olur ve biter. Bahsettiğiniz yıldırım engelleme sistemi yıldırımın doğrudan etkisi dışında 2 kilometre alanda oluştuğu gerilim riskini engelliyor mu? Hayır, engellemiyor. O yüzden mutlaka parafodur kullanmamız gerekiyor. Engelleme sistemi direkt üzerine düşmesini engelliyor. Beyza Hanım'ın sorusu, invertör Ethernet girişleri bu kadar hassas olmasına rağmen neden invertör imalatına dahil edilmiyor? Ben de olsam ben de dahil etmem. Her invertör kartı yandığında bir kart değişiyor. Çok güzel bir pazar var. O yüzden hatta invertörlerin içerisinde tip 2 parafodur kullanıldığına çok şahit oldum. Tip 1 artı 2 olması gerekiyor. Bu da ciddi bir handikap. Yani aslında invertörün yanması invertörcünün işine gelen bir konu bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yani yatırımcı ya da yatırımcının mühendisi olarak kendi sisteminizi kendiniz korumanız gerekiyor. Erzincan civarında ne kadar parafodur kullanmamız lazım demiş Serhat Bey. Dediğim gibi 100 Erzincan 100 kiloamper ve üzeri dağlık 2000 rakamı haricinde düşeceğini ya da düştüğünü duymadım. 100 kiloamper maksimum değerdeki parafodurlar DIN rail ürünler işinizi görecektir. Oğuzhan Bey'in sorusu, 3 fazdan birine darbe geldiği takdirde sadece o faza ait parafoduru mu değiştiriyoruz? Bu sistemde evet, mesela şu bir kartuşu parafodur. Üzerleri yeşildir. Yeşil darbe gelen faz ya da bu arada bu ürünler kapasitesinde sınırsız sayıda koruma sağlar. Ancak kapasitesini aşarsa darbe gelir. Hangi faza gelirse ve yeşil kırmızıya dönerse o kartuşu şu şekilde çıkarıp değiştirebilir. Yerine yenisini takabilirsiniz. Böylece tüm ürünü değiştirmenize gerek kalmaz. Evet, Emircan Bey'in sorusu, yıldırımdan enerji üretmek mümkün mü? Her eğitimde bu soru gelir. Sizi tebrik ediyorum Emircan Bey. Yıldırım çok hızlı bir darbe. Nereye düşeceği, ne zaman düşeceği belli değil. Kaotik bir konu. O yüzden çok hızlı nanosaniye mertebesinde alıp depolayıp ve nereye düşeceğini bilmiyoruz ki. Yani o yüzden böyle bir yatırım şu ana kadar olmamış. Yani dünyada böyle bir çalışma yapılmamış. Mert Bey'in sorusu, çatıda paratoner varsa sadece topraklamaya ve ana panoya parafodur bağlasak yeterli olmaz mı? Çatıda paratoner varsa şunu bilmeliyiz ki risk artıyor. Yani yeni bir şey yapacaksa pasif sistemler yapmak daha doğru. Ama paratoner var, maliyete girmek istemiyorsunuz. O paratonerin topraklaması eş potansiyele dahil edilmeli sparkefle ve parafodur kullanılarak tabii ki koruma sağlanabilir. Ama en ideali mümkünse pasif sistem olsun ama paratoner varsa da bu tarz bir çalışma yapabilirsiniz. Emircan Bey, paratoner ile yönlendirip bu olasılık arttırılamaz mı demiş. Yani de yatırım yapan yok Emircan Bey, yıldırım üretmeyle ilgili diyebilirim. Evet, bir saati doldurduk. Umarım verimli bir eğitim olmuştur. Hızlı ve etkin sunmaya çalışıyoruz.
Aklınıza gelen başka konular ya da bu konuda çalışma yapmak isterseniz her zaman yılkomer adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yılkomer.com blog sayfasında yüzlerce makale vardır. Yıldırımdan Korunma Merkezi YouTube sayfasını takip edin. Buraya katılan herkesten özel bir ricam var. Instagram'da Yılkomer'i beğenin. Çünkü tüm eğitimleri, duyuruları, uygulama görsellerini oradan paylaşıyoruz. Beğenirseniz ilişkimiz daha sıcak olacaktır. Bana da ulaşmak isterseniz serdar.aksoyet.yılkomer.com'a ulaşabilirsiniz. Sertifika, evet, ciddi bir soru geliyor sertifika ile ilgili. Aslında şöyle düşünün, yani o sertifika evet önemli bir şey ama bu bilgilerden birazcık bile almanız gelecek hayatta oldukça fayda sağlayacaktır özellikle öğrenci arkadaşlar. Sertifika için isteyenler info@yılkomer.com'a mail atabilir. Sunumun başında dediğim gibi arkadaşlar yönlendirecektir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Her ay eğitimlerimiz oluyor, yeni eğitimlerimizde görüşmek üzere. Pandemi sonrası da inşallah otel yüz yüze, yurt dışı misafirlerimizin katıldığı eğitimlerle bu süreç devam edecektir. Son olarak sloganımızı söyleyelim, Yılkomer değerlerinizi korur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.